Ferko benim sanatımı sunar. Londra, müzeleri, mimarisi ve kültür sanat hayatıyla sanat tutkunlarının vazgeçemediği bir şehir. Yalnızca Londra'da 300'den fazla müze ve sanat galerisi var. O müzelerin arasında en önemlilerinden biri Tate Modern. Çağdaş sanat dünyasının en prestijli müzelerinden Tate Modern bu yıl ilk kez bir Türk kadın sanatçının çok geniş kişisel sergisine yer verdi. O sanatçı Fahren Nisa Zeyd. C'est pas seulement pour faire des œuvres d'art. Il n'y a pas d'art, des œuvres d'art. Il y a la joie de vivre, puis la joie de créer, parce qu'on ne se suffit pas à soi-même. Asıl adı Fahren Nisa Şakir Kabaağaçlı. 6 Aralık 1901 yılında Sadrazam Cevat Paşa'nın yeğeni olarak Büyükada'da doğdu. Osmanlı'nın son, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise ilk yıllarını tanıklık etmiş geniş bir sanatçı ailenin üyesi. Abisi Halikarnas balıkçısı olarak tanıdığımız yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı. Kız kardeşi gravür sanatçısı Aliye Berger. Dünyaca ünlü ressamlarımızdan Nejat Devrim ve tiyatro sanatçısı Şirin Devrim'in annesi olan Zeyd, önemli seramik sanatçılarımızdan Füreyya Koral'ın da teyzesi. I so difficult to describe her village. She's one of a kind. She created a life of her own. She was like a nuclear fuel. Wherever you go, you light up. In the darkest of being light, you bring light, activity, and harmony, love. She loved people. She loved to entertain. She was very charismatic. She was very generous. When we knew that Tete, we used to call her Tete. If she was Tete was working, then everyone, my mother would say this, do this, and we had to be very quiet. And she didn't like to be interrupted. I was 26 years old when she passed away. So she was an amazing person, very interesting, very dynamic, very loving, very sweet. She was not just an ordinary mother-in-law, because she was so different and strong-willed and strong character and quite demanding in many ways, but at the same time very generous. When she liked something, she would give you a piece of jewelry. When she had the big exhibition in 1981, my mother wrote two very long articles, and she went to Siti Fahrenisa and she read her the article. And she was so impressed that she took one of her bracelets and gave it to my mother. My mother sort of image as a painter, as an artist, people are beginning to appreciate more and more internally and internationally. Fahren Nisa Zeyd'in ölümünden 26 yıl sonra Tate Modern'de gerçekleşen sergisi küresel sanat dünyasında büyük ses getirdi. Eserleri 25 Mart 2018'e kadar Berlin'de Deutsche Bank Kunsthalle'de sergileniyor. Oraya da gideceğiz ama önce Tate Modern'deki o önemli sergiye bir göz atalım. Fahren Nisa Zeyd, hayat hikayesi, kişiliği ve sanat anlayışıyla döneminin en yaratıcı sanatçılarının başında geliyor. Tate Modern'deki sergisinin küratörü Karen Greenberg, sergiye olan ilginin hedeflerinin çok üzerinde olduğunu anlattı. The exhibition has exceeded our visitor sort of attendance targets by a long shot and has been incredibly well received. So it has been an exhibition that has captured the imagination of people in this country. I think it has intrigued our public because she's an artist who was so well known in Paris and London in the 1940s, 50s and 60s. And so we've had a great response from people who have been exhilarated to discover an artist who
actually had an amazing career right under our noses here. Tate Modern'deki Farenisa Zeyt retrospektifinin oluşum hikayesi ise ilginç. Her şey müzenin eski direktörü Chris Durkan'ın Sanatçının Cehennemim adlı eserini tesadüfen İstanbul Modern'in duvarında görmesiyle başlıyor. When I saw my hell for the first time, I was completely overwhelmed. How could a woman artist in the 50s, early 50s, doing this and on such a large scale? And you know, my hell is not even the largest painting she ever did. And I was thinking, was she just like Jackson Pollock, because that was like a reference, was she kneeling on the floor? Was she sitting and kneeling down and pouring paint? Or how did she do it? Tate Modern'in direktörü bundan 3-4 yıl önce İstanbul Bienali kapsamında İstanbul'a geldiği zaman bizim müzemizi ziyaret ettiğinde Farenisa Zeyt'in Cehennemi adlı yapıtıyla çok ilgilenmiş ve müzeye böyle bir ortaklaşa sergi yaparsak destek verip veremeyeceğimizi sordular. Tabii biz de seve seve kabul ettik. Çok büyük ebatlı olan 8 yapıtı Tate Modern'e götürdük. Zaten bu sergi 44 yapıttan oluşuyor. Tabii Tate Modern'de bir Türk kadın sanatçının yer alması gerçekten çok gurur duyulacak bir olay. Farenisa Zeyt'in İstanbul'da başlayan sanat yolculuğu günümüzde dünyanın önemli müzelerinde açılan sergilerle sürüyor. Sanat profesyonellerine göre Farenisa Zeyt, son yıllarda global sanat dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Tate'deki sergiyi ben şu açıdan çok önemli buluyorum. Bir kere Giacometti ile aynı dönemde Farenisa Zeyt sergisi Tate Modern'in yeni açılan binasında yer alıyor. Yan yana afişler görüyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Ünlü sanatçıların en büyük arzusu, en önemli müzelerde sergi açmaktır. Ve bu 2017 Tate Modern sergisiyle Farenisa Zeyt dünya çapında koleksiyonlara girecektir. Ve değeri de artacaktır. Zaten yapılan açık arttırmalarda aşağı yukarı 1 milyon, 2 milyon dolar dolayında fiyatta resimleri satılmaya başlamıştır ki bu Türkiye için çok büyük bir rekordur. Türkiye'de de modern sanat 100 yıl önce başladığının ispatıdır Farenisa Zeyt. Önemli bir sanatçı, her şeyle ruha hitap eden, çok renklilikle siyahı bir arada götürebilen ender sanatçılardan. İlk Farenisa'yı 98'de aldım. Bayağı da 20 seneyi bulmuş. Yani ben bayağı erken o zevki tadanlardan biriyim. Eski büyük koleksiyonerlerin, eski ailelerin dışında. Başta Rahat Bey'in ile birlikte bütün aile fertleriyle çok yakın ilişkiler içerisinde olduk. Kendileriyle önemli projeler gerçekleştirdik. En son Farenisa'nın Bilinmeyen Resimleriyle Dirmart yayınlarından yeni bir kitabımız çıktı. Yeniden keşfedilmiş gibi bir durum oldu ama eskiden beri bilinen, yaşadığı dönemde de çok ilgi duyulan uluslararası bir sanatçımızdı. It was not like going back to something, all these poor, undiscovered, underrated artists, because Farenisa was not undiscovered. She was not underrated. We didn't discover her. She was there, very much there, since the 30s, 40s, 50s, 60s, 70s and beyond. And not just in the Middle East, but also in Paris, also in London, even in New York, and what's incredible, even in Germany. Farenisa Zeyt'in resme başlamasında abisi, Halikarnas balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Şakir'in çok önemli bir rolü var. Farenisa 8 yaşındayken abisini sevdiği kızın profilini çizerken izler ve aynı şeyi yapabilmek için içinde müthiş bir istek duyar. Abisi resim defterinden bir sayfa koparır, Farenisa'ya verir ve içinden ne geliyorsa çiz der. O da oturma odasında gördüğü hemen her şeyin resmini çizmeye başlar. Ve sanat yolculuğundaki ilk tohumlar işte o gün atılır. The earliest work in the exhibition is from 1915,
and that's a drawing of her grandmother from when the artist was a mere 14 years old. She had a very long career, a very long life, and she worked in many different styles. She didn't paint as a hobby, she painted as a need. Her main interest was, as an artist, was light, color, and motion. Farah Nisaze 1919 yılında yazar İzzet Melih Devrim'le evlendi. Biri ressam, biri yazar olan bu çift İstanbul'un kültür sanat yaşamında oldukça popülerdi. Atatürk'le de yakınlardı. Öyle ki 1928 yılında harf devrimiyle ilgili Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bir toplantıda Fahri Nisa Atatürk'ün yanında oturdu. Türkçe'ye yeni giren harflerin kullanımı ile ilgili konuşulurken Atatürk bir kağıt çıkardı ve üzerine Fahri Nisa'nın ismini yazdı. Böylece Türkçe'ye yeni giren harflerin ilk kez kullanımı Fahri Nisa'nın ismiyle oldu. When she joined the Academy of Fine Arts in Turkey at an early age at 19, she was considered as a member of the reformist Atatürk's reform party. A modern Turkish state with the kind of end of the Ottoman Empire. She was close to Atatürk. She had been one of the first women artists to train in Istanbul in 1919 at the Fine Arts Academy for Women, which opened only a few years before that. And then she traveled to Paris in the late 1920s, where she studied under Roger Bissier at the Académie Ranson, and that was a hugely influential moment in her life. Farah Nisa Zeyd ikinci evliliğini Prens Emir Zeyd ile yaptı. Emir Zeyd, Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi, Irak Kralı II. Faysal'ın ise büyük amcasıydı. Bu evlilik ile prenses ünvanı alan Fahri Nisa'nın hayatında yepyeni bir dönem başlamıştı. 1936 yılında oğlu Prens Raat dünyaya geldi. In Turkey, yes, we stayed in a nice house and on the Bosphorus, an old house, and we were coming down on a winding road with an old car, and I was somehow I put my hand on the handle and opened the door. So she got hold of me and pulled me in. Had she not done that, well, I could have been not in this world anymore. So now she was everything for me and for all the family. I did watch her from time to time. She made several portraits of myself, so which I have in my home. She's of course of Turkish origin, but very much an international artist. I think more and more she's being recognized as one of the best women artists of the 20th century, which I really think she is. Fahri Nisa Zeyd'in kendisi gibi sanatçı olan torunu Prenses Nisa Raat ise sanat yolculuğunda en büyük ilhamı büyük annesinden aldığını anlatıyor. When my grandmother died, I was young. I was only 10 years old. And one of my special memories was painting with her when I was 6 years old. We had my first painting session and she put red lipstick on me and told me I did a very good job. She's inspired me in many ways. She's inspired me first of all with color. She loved color. She always had to have color around her. And I think I inherited some of her love of color. She inspired me to be a risk taker because she never cared about what people really thought of her art. She only painted for herself. She never painted for other people. What I learned from her art is that you have to really lose yourself when you paint. ...1941 yılında Fahri Nisa Zeyd'in eserlerini ilk kez gören dönemin önemli sanat eleştirmenlerinden Fikret Adil... ...onu İstanbul'da sergi açması için teşvik etti. Fahri Nisa Zeyd, Fikret Adil aracılığıyla ülkenin önde gelen ressamları, şairleri ve yazarlarıyla tanıştı. O, bu insanlar için yeni bulunmuş bir hazineydi. Artık bir ressam olarak tanınan Fahri Nisa Zeyd, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından oluşan... D grubu ressamlarıyla sergilere katılmaya başladı. D grubu o dönemin en güçlü grubu, en aktif grubu, en kültür sanat resim dediğinizde bir tür akademi üzerinden dönemi yöneten kurumu, derneği. D grubu çok erkek egemen bir grup. O dönemde de zaten çok fazla kadın sanatçımız olduğu söylenemez.
Ama o grubun özellikle bir kadın sanatçıya kucak açması, o dönemde hakikaten çok çok önemli isimlerin, yani Nurullah Berk'ten tutalım Cemal Tolu'ya kadar sanatı domine eden, o konuda söz sahibi bir tür otorite olan kişileriyle aynı sergilerde yer alıyor olması veya o grubun bir parçası olarak anılıyor olması bile bence çok önemli bir referans Zeyd için. She became part of the D group, which is a very radical modern Turkish group. But she was, in terms of her Turkish contemporaries, doing something quite different. She was not interested in transferring or transforming certain themes, certain motives into a modern language. Her language was already modern. I would call it pre-modern. So she belonged to the Turkish contemporary, then contemporary art. She was associated with the D group, but already standing apart. İlk kişisel sergisini 1945 yılında Maçka'da Rally apartmanındaki dairesinde açtı. Fikret Adil, evde sergi olmaz, kimse gelmez diyerek itiraz etti. Fakat Fahren Nisa, eğer yapıtlarım iyiyse herkes gelir ve ben resme devam ederim. İyi değilse en azından durumu anlar, bu işe son veririm dedi. Fikret Adil yanılmıştı. Çünkü insanlar akın akın sergisine geldiler. Fikret Adil, Türkiye'deki ilk sanat eleştirmenidir. Fahri Nisa Zeyd de çok yakın bir dostluğu oldu. Hatta sergisini açmak istedi. Fakat iyi bir yerde açmak istemiş. Fahri Nisa Zeyd kendinden emin olduğu için ben demiş Rally apartmanında, kendi evimde demiş bu sergiyi açabilirim, herkes de gelir. Anlatılanlara göre 170 ila 200 resim sergilemiş. O zaman içinde düşünürseniz, çünkü Türkiye'de öyle bir sergi anlayışı yok, galeri yok, müze yok, koleksiyoncu da yok. Zamanına göre değerlendirirseniz çok önemli bir aşamadır. Ve zaten literatürde de bunu görüyorsunuz. Fahren Nisa Zeyd'in eşi Emir Zeyd, 1946 yılında Irak Krallığı'nın ilk Londra Büyükelçisi olunca Londra'ya taşındılar. O zamanlar Irak Krallığı'nın büyükelçiliği olan bu binada uzun yıllar yaşadılar. Sanatçı, büyükelçiliğin üst katında kendine ait bir atölye kurdu ve resim çalışmalarına başladı. O kendisini yalnızca bir sefiri olarak değil, uluslararası alanda isim yapacak bir ressam olarak görüyordu. When she traveled to London with her second husband in 1946, following the Second World War, that her style absolutely exploded. And she developed an incredibly unique artistic vocabulary that drew on the movements of abstraction in post-war Paris and London, and that sort of upsurge of creative activity in those two cities, but also on her rich kind of heritage as somebody who had been born into an elite and very artistic Ottoman family in Istanbul. She didn't want to become a Toulouse-Lautrec of throwing everything away, doing away with her properties and showing yourself as a poor person who is only interested in art. She said, no, I can do both. I can be a wife of a diplomat and I can also be an artist. Fahren Nisa Zeyd Londra'da yaşarken sıklıkla gittiği Paris'te de bir atölye tuttu ve her iki şehirde de çalışmalarını sürdürdü. In Paris, largely through her son Nejad, who was a prominent painter in his own right, she was introduced to many of the other artists working in Paris. A lot of international artists gathered in that city in the sort of post-war period, and it became a hive of activity, which she was a very important sort of proponent. She was championed by a number of female gallerists in Paris, very influential figures, which included Katia Granoff and Dina Vieni, but also importantly, she was promoted by Charles Estienne. O dönemin en önemli sanat yazarlarından Charles Estienne, yapılan bir soyut sanat sergisinde çok önemli Parisli sanatçıların içerisine Fahri Nisa Zeyd ve Nejat Devrim'in resimlerini koymuştur. Bu sergiye katılanlar Hans Hartung, Picabia, Soulages, Bazin, Manessier, Atlan, Sergei Polyakov gibi çok önemli isimler oldu. Zeyd 50 yıllarda
özellikle Paris ekolü içerisinde çok aktif. Paris ekolü 45 sonrası tekrar Paris'in canlanması, tekrar Paris'teki o sanat ve kültür ruhunun yüceltilmesi amaçlı bir tür geri çağırma operasyonu belki de Paris tarafından. Dünyadaki sanatçılar akın ediyorlar. Türkiye'den de çok önemli isimler var. Zeyt var, oğlu Nejat Devrim var, Selim Turan var, Albert İtran var bu grubun içerisinde. Nejat Devrim çok yakın dostumdu benim. İlk dikkat çeken Nejat Devrim oldu zaten Paris ekolü içerisinde. O yıllar tabii anne oğul çok iyi ilişkiler içerisinde devam ederken Charles Estienne'in sergisi vasıtasıyla da anne oğul aynı yerde sergilemişlerdir ve beraber bir şekilde devam etmeye başlıyorlar. Fakat daha sonradan ayrılmalar başlıyor. Mesela Nejat Devrim annesinin resmini küçümserdi. İyi bir ressam değil derdi. Farnüsa Hanım'a da sorduğumuzda ben onu kabul etmiyorum derdi. Yani kötü ressam demezdi ama benim öyle bir oğlum yoktur derdi. Mesela o kadar o noktaya kadar gelmiş bir olumsuz ilişki vardı anne oğul arasında. Ben bunu tamamen bir rekabete bağlıyorum, sanatçı rekabetine. In Paris, there were many Turkish artists already and even Iraqi artists. But Farhanisa again stood apart and she was very much embedded by a group of excellent art theoreticians and even more so by an excellent group of women painters and even women dealers. Farhanisa Zeyd El-Hussein, c'est une ambassadrice des empires millénaires et nous avons eu le bonheur de la voir passer à Paris, rester avec nous, nous montrer son message, son œuvre qui confine, si j'osais dire. Farhanisa Zeyd'in 1947 yılında Londra'daki ilk kişisel sergisi hem sanatsal hem de diplomatik bir olay oldu. Çünkü St. George Galerisi'ndeki sergiyi İngiltere Kraliçesi Elizabeth de ziyaret etti. Serginin ardından Farhanisa Zeyd'e İngiliz basınında Ressam Prenses unvanı verilerek övgüler yağdırıldı. She was a very kind of charismatic personality. She drew people around her. In London, she was renowned as a hostess and held many salon evenings in the embassy, to which a range of people attended, from Roland Penrose to Henry Moore. Farhanisa Zeyd, eşi Emir Zeyd'in yeğeni Kraliçe Aliya'nın 1950'deki ölümünden sonra çok büyük acı hissetti. Bunalımdaydı. Londra'da Irak Büyükelçiliği'ndeki atölyesinde oturmuş, bir sineğin duvardaki hareketlerini izliyordu. Bu hareketlerin bir şekilde yaşamı yansıttığını düşünerek, sinekten aldığı ilhamla en ikonik eserlerinin başında gelen cehennemimi yarattı. Daha müze tamamıyla fikir aşamasındayken 1993 yılında aile yani Şirin Devrim ve Prens Raat Bin Zeyd müzeye bu eseri bağışlamak istediler. Nerede sergileyeceğiz diye sorduğumuzda dediler ki biz inanıyoruz ki bir gün Modern Sanat Müzesi'ni açacaksınız ve bu sergilenecek. Gerçekten de öyle oldu. 2004 yılında müze kapılarını açtığı zaman cehennemin günümüze kadar aynı yerde sergilendi. Farhanisa ve eşi Emir Zeyd 1958 yılında büyük bir üzüntü yaşadılar. O yıl Irak'taki darbe ile Emir Zeyd'in yeğeni 23 yaşındaki Irak Kralı Faysal ve tüm hanedan ailesi katledildi. Bu olay ile Farhanisa'nın hayatı tekrar dönüşüme uğradı. Londra'daki elçilik binasından bu apartman dairesine taşındılar. In 1958, it did happen in Asia. We only heard about it only 2 weeks or 3 weeks after the event because there was no telephone call.
information did not get to us. Et mon mari devenait une personne, une âme perdue, sans pays, sans famille, sans travail, sans amis. Et nous avons trouvé un petit appartement où nous sommes retirés. Nous avons dit que nous devrions changer notre vie car nous n'avions plus le moyen d'avoir 14 domestiques à notre service comme nous les avions à l'ambassade. Et j'ai décidé que je ne devais plus être un artiste, que je devais m'occuper de la cuisine, de la maison, de la vaisselle. Et surtout, l'idée majeure était que je devais m'occuper de mon mari. Donc, je commençais à faire la cuisine. The dramas, the tragedies, the joys, the happenings have affected, naturally, a human being, my mother. So here, it is only by seeing these works, by perceiving them, by understanding them, that we can only understand Farnisa, because we cannot divide life and the artist. O zor yıllarda yemek pişirirken mutfakta eline geçen hindi ve tavuk kemikleri ilgisini çekti. Onları cilalayıp boyamaya başladı. Her ne kadar eşine öncelik vermek için yaratıcılığını bastırmaya çalışsa da içindeki o dürtünün mutfak yoluyla dışarı çıkmasına engel olamadı. Donc, je fais la cuisine. Après tout, je trouvais que ce n'était pas difficile. Je disais c'est plus facile de cuire une dinde, une poule, un rôti que de faire un tableau. She would buy a lot of chickens and give to all her neighbors and said, eat, but give me the bones back. Mon mari aimait les appeler des derviches. En turc, cela veut dire hacı. Farnisa, fais-tu tourner tes hacı? Parce qu'il disait que ça ressemblait à des derviches tourneurs. Farhanisa Zeyd'in eşi Emir Zeyd 1970 yılında Paris'te vefat etti. Eşinin ölümünden sonra kendisini yalnız hisseden sanatçı, yaptığı soyut çalışmaları bırakarak bu dönemde büyük portreler yapmaya başladı. İnsanların sıcaklığına ihtiyacım var diyordu. Yaptığı portrelerde insanların birebir benzerliklerinden ziyade ruhlarını yansıtmak istedi. When people say these figurative portraits, craving eyes, what she always does, this commanding gaze from all these portraits, was very much a way to say, you know what, I did so many things in my life, now I want to make figurative art because I want to fully exploit painting. Je mets mon modèle assez loin de moi pour ne pas voir les détails, pour avoir une opinion générale, de voir la présence de cette personne et peut-être son âme, soi-disant en regardant à sa figure. If she liked a person, she would, after a while, suddenly say, "Oh, I want to make you a portrait." If a person looked interesting or was charming and nice and so on, but she would also she would not make a portrait if somebody asked her, "Can you make my portrait?" She wouldn't, and she would never make a portrait of a man with a shirt and tie and so on. She would invent things or tell him to go and change. I had been to the hairdresser. I happened to pass by her. And my hair was rather puffed up, and she said, "Oh, for once your hair is nice. Go home and put something colorful on, and come back. I will make your portrait." And so one did. Farhanisa Zeyd yaşamı boyunca sürekli yer değiştirmiş bir sanatçı. İstanbul, Bağdat, Berlin, Londra, Paris ve bir sürede Budapeşte de yaşadı. Eşinin ölümünden 5 yıl sonra 1976 yılında oğlu Prens Radin yanına Amman'a yerleşti. Burada son derece refah içinde ve rahat bir yaşam sürdü.
İlerleyen yaşına rağmen sanattan ayrı kalamadı, kendi adına bir sanat enstitüsü kurdu ve öğrenciler yetiştirdi. Öğrencilerinden Adila Laide Haniye ise Fahrenisa Zeyd ile ilgili Painter of Inner Works isimli bugüne kadar yazılmış en kapsamlı biyografi kitabına imza attı. She was a bigger than life character, very strange and at the same time very familiar because she immediately built intimacy with you. You would feel immediately that you were an intimate of her and her equal, even though in my case, you know, I was just a teenager. I hope that people who read the book will discover and will fall in love with her as an intellectual, as an artist, and as a woman. One of the wonderful surprises of working on this book, I found that she had two projects of novels that she started that she did not finish. I found them in her diaries. She also was a great writer. I would like for her to be a national pop icon, for her image, for her portraits, to be pop icons in Turkey, everywhere. This is a very interesting photo. I don't know if it will show, but you heard about when she invited people here in Amman, she would take one of her abstract paintings, the long ones, and roll it out on the walkway and let people walk across it. And she would sometimes look from a window on the side to see who would come and just walk straight like that or who would go like this. So she would laugh to herself. And they got pretty spoiled by that, but that was her way. She didn't take her work very seriously herself. Yeah, there were many events I attended, but the most important one was Légion d'honneur de lettres by the French ambassador in Amman. The other occasion was in Amman, painting the exhibition of her works under the patronage of His Majesty King Hussein. On that occasion, he awarded first class Jordanian star. There's a funny anecdote talking about medals that during the exhibition in Aachen, she dressed up with all her medals and so on at the opening of the exhibition. So she had the Jordanian medal and she had the French medal. But she said, I never got a medal from Turkey. So she had bought a medal in the market or somewhere, some sort of old medal, and she wore some kind of Turkish medal. Ürdün'e gittim defalarca. Kendisiyle tanıştım ve çok büyük bir sergi tertiplemeyi teklif ettim. Fakat çok olumsuz cevap verdi. Ben dedi hiçbir şey satmayı düşünmedim dedi hayatımda. Beni pek ilgilendirmiyor dedi sergi açmak. Yani son derece içine dönük, reklamdan, şöhretten, paradan çok uzak yaşayan bir kişilikti. Yani gerçek bir sanatçıydı aslında. Vefatından sonra Prens Rahat bin Zeyd de dostluğumuz devam etti ve büyük bir sergi tertiplemek için tekrar Ürdün'e gittim. 1994 yılında Eka Vakfı vasıtasıyla çok büyük bir sergi tertipledik İstanbul'da. İki defa açtım. Bir 1994, bir de 2000 yılı. Bu iki sergide Türk soyut resminin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Fahrenisa Zeyd 5 Eylül 1991'de Ürdün'de vefat etti. Öldüğünde Ürdün'de ulusal yası ilan edildi ve devlet töreniyle uğurlandı. Şimdi burada Kraliyet Mezarlığı'nda eşi Emir Zeyd ile birlikte ebedi istirahatteler. Resimleri ise onun bir zamanlar yaptığı gibi dünyayı dolaşarak sergilenmeye devam ediyor. We'll be right back.
Fahrenisa Zeyt 1930'larda yaşadığı Berlin'e onlarca yıl sonra eserleriyle tekrar geri döndü. Dolce Bank Kunsthalle'deki sergisi 25 Mart 2018'e kadar Berlin'de sanatseverlerle buluşuyor. Zeyt has lived in Berlin in the 30s and she has never been seen here in Broad again. So we thought it's a perfect moment to present her retrospective here in Berlin at the Deutsche Bank Kunsthalle. Forget this whole story that Fahrenisa is a typical artist from the Middle East. Fahrenisa is a very atypical, very important, influential, modern woman artist belonging to the world, going via Istanbul, going via Iraq, to other places like Paris, London, New York, Basel, Switzerland, and even Germany. And as a cannibal, eating up so many different ideas and different forms, but almost like a cannibal spitting it back in her own way. That story of Fahrenisa Zeyt. Fahrenisa Zeyt, eserleriyle dünyayı keşfetmek mi istedi, yoksa kendi yeteneklerini mi test etti? Onun bu deneyimci doğası, sanata olan derin bağlılığı ve cesur tavrı, her dönemde konuşulan bir sanatçı olmasının en büyük nedeni belki de. Ferko, benim sanatımı sundu.